bu yaz çok önemli ve çok fazla oyuncunun kontratı bitiyor. Yani taşlar yeni ne derler? Kartlar yeniden dağıtılacak yani. O kesin. Kim kimin yanına gider? Kim kimle nereye gider? Onu bilemiyorum ama bu önümüzdeki Şubat'ın ilk haftasına kadar yaşanacak 7 Şubat'a kadar yaşanacak olası senaryolarda demin onu söylüyordu. Mesela Jabari'yi Utah'a çok söylüyorlar. Phoenix olabilir, Atlanta olabilir, hatta Cleveland olabilir, Miami olabilir. Yani mesela Hasan Whiteside'ın da bitiyor kontratı. Ki bence çok önemli oyuncu. Yani şimdi buralarda çok önemli kadro hareketleri yani. Şu harıl harıl çalışıyorlar. Ne evet. yapabiliriz, kim gelebilir, kim gidebilir diye. Benim şimdi yani Fultz işte Philadelphia'da biz daha ilk haftadan beri konuşuyoruz bu olmayacak. O çok belli. Hemen takaslamaları lazım diye. Wall çok konuşuluyor tabii. O da dengeleri oynatır. Nereye gideceğini kesin. Görmek lazım. Ama en yakını Jabari işte kadro dışında kalınca, rotasyon dışında kalınca. Ama bence mesela Phoenix hiç fena gelmedi. Sonda bir kıpırdanma da var bu hafta. Dikkat edersen var. Hem DeAndre Ayton, aradaki buzlar Booker'la biraz düzelmiş gibi. O iki gencin arasında Jabari tamamlayıcı olarak, pozisyon olarak da yani ya çok şey beklenen bir isim bir şey Jabari. Potansiyel Jabari Parker'ı biliyorsun. Bu kadar çok Jabari Parker'a güvenen ve inanan dünya üzerinde bir Jabari Parker'ın ailesi, bir yakın dostları bir de sen varsın. Yok ben inanmıyorum. Ben takas olacak diyorum. Yok. Hayır performans göstermemiş. Hayır alakası yok. Birkaç hafta önce hatırlamıyor musun? Jabari olma. Chicago daha o butona basmadan söylemiştim. Yani Jabari sezon başında. Hayır orada etki edebilir. Şöyle etki edebilir. Kazanıp kaybetme meselesi yok Phoenix'te şu anda. O yüzden söylüyorum. Zaten o bir soru. Jabari yani orada bir fark yaratabilir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa kafa olarak ben hiç tarzım olmayan bir oyuncu yani. O ayrı bir konu.